Oraya arkadaşlarının desteğiyle Atatürk Parkı'na doğru gelmişti. Sanki kasıtlı bir şekilde ayaklarını kırarcasına birkaç polisin üzerinde olduğunu gördüm. Ben oradan tam uzaklaşırken arkamı döndüm, ayağımda bir sıcaklık hissettim. Yani bu nedir diye bakarken o esnada bana doğru sıkmaya devam etti. Ben de böyle karşısında dimdik durdum. Ne yapacaksın yani elindeki silahla? Elimde silah yok, hiçbir şey yok, tek başımayım. Zaten olay yerinden de uzaklaşıyorum. Hani size karşı bir mukavemet yok, hakaret yok, tahrik yok. Yani tam oradan uzaklaşırken arkamı döndüm. Bir bayan polisin beni iteklediğini zaten iteklemesiyle yere düştüm. Ayağa kalktım, gidiyorum. Birkaç polis tekrardan onlara destek verdiler. Bir bayan polis sanki bir yırtıcı kuşun avına pençe atması gibi başörtümü eline attı. Öyle bir attı ki başörtüm yırtıldı, peçem açıldı. Sen nasıl benim peçeme elini uzatırsın demeye kalmadı. Bu sefer de iteklemeye başladı beni. O arbed esnasında zaten beni yola attılar. Daha sonra o polisin kim olduğunu göremedim. Birincisi buydu. İkinci hadise de Atatürk Parkı'nın karşısındaki marketin orada bir arkadaşımız biberden çok etkilenmiş. Ona yardım ederken İki tane polisin bize koşarak geldiğini gördüm. O esnada dedim ki ben şeker hastasıyım. Bana biber gazı sıkmayın demeye kalmadan çok yakın bir mesafeden gözümün içerisine biber gazı sıktılar. Hem arkadaşım hem ben. Zaten o esnada ben yere düştüm. Gözüm görmüyor, nefes alamıyorum. Titreyerekten böyle zangır zangır titreyerekten yere düştüm. Sadece bir kardeşimiz coplanıyordu o sırada, bir bayan kardeşim bir polis tarafından kovalanıyordu. Aslında olay daha öncesinden başlamıştı. Bayağı 20-30 kadar polis vardı ileride. Biber gazı sıkmaya başlayınca bir abimiz coplanmıştı. O sırada biz abiye yardım ettik, ilerledik daha sonra. Biber gazı sıkıldı, ilerleyince bayan bir polis arkamızdan koşmaya başladı. Bir kardeşimiz copluyordu. Ben de döndüm, dedim ki gidiyoruz, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun deyince biber gazı sıkıldı gözüme, göremedim. Arkamdan bir kişi vuruyor sandım. Ama daha sonra gördüğümde 3-4 kişi vuruyordu arkamdan. Videoları sonradan gördüm yani. Erkek polisin vurduğunu daha sonradan gördüm. Başıma aldım darbeleri. Başıma aldıktan sonra bir baygınlık geçirdim. Daha sonra da etrafımdaki kardeşlerim ambulans çağırdılar. Ambulans emniyete yönelteceklerini, emniyet ilgilendiğini söylediler. Ambulans gelmedi. Hep de sıfır mesafeden yüzüme gaz geldi. Çok bir şey yapamıyor. Sadece saldırılanlara çekmeye çalışıyor. Yani kurtarmaya çalışıyor. Ya da onu da yapamıyorsak en azından görüntü alalım diye kamerayı her açtığımızda gözümüze sıkıyorlardı. İlk yaptıklarında beyaz gibiydi sanki gaz, ama Atatürk Parkı'nın orada böyle turuncu renkli, çok daha şiddeti kuvvetli olan gazı sıktılar. Fatma kardeşimizin o ayağına o sıkılan plastik mermiyi ona yaptılar, ama hemen sonrasında oradaki herkesin üstüne böyle hani, ya rastgele sıktılar. Hatta benim çok yakınımdan geçti. Sonra herkesin üzerine doğru koşunca çok ciddi bir arbede oldu, kafasını çarpanlar filan. O sırada sanıyorum ki bayan polislerden biri, diğer kapalı olan bayan polis yüzümüze o gazı sıktı. Bunun gibi birkaç yerde bir şeyler yaşadım, ama esas beni yani bende iz bırakan şöyle: sizi depoda tuttukları yolun sonunda biz duruyorduk. Herkes duruyor yani, küçük gruplar halinde oturmuş bekliyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Kaçın, gaz sıkıyorlar diye bir ses duyduk ve polislerin koştuğunu gördük. Biz de koşmaya başladık. Herkes bir yere kaçıştı. Ben çok yorulmuştum. 3-4 defa gazı yiyince bir daha yemek istemedim. Boğaz rahatsızlığım da var. Bir apartman gördüm, bahçesi olan. Oraya girdim. Arkadan da girenler oldu. Koşturuyoruz. Herkes koşmaya, apartmanın o demirlerinden atlayıp arkadan kaçmaya giderken, ben ona gücüm yetmeyeceğini anlayınca apartmanın bir kenar tarafı vardı. Oraya geçeyim, durayım. Sırtımı da dayadım apartmanın duvarına. Giderler herhalde diğer polisler onların peşinden diye düşündüm. Gerçekten de gidiyorlarken bir tane çok iri yarık genç, yani evladım olacak yaşta, bir çevik kuvvet durdu, beni gördü. Tek başımaydım ve arkadan da kimse o sırada yoktu gelen. Geri döndü. Yani sırtım apartmanın duvarına dayalı.
Geldi geldi, yani burun buruna geldik. Gazı gözüme yapma diye ben çığlık atarken sıktı. O sırada arkadan iki tane, Allah razı olsun, kardeş, genç kız üzerime atladılar, sırtlarını siper ederek. Zaten gözümü ben kapattığım için sonrasını bilmiyorum. Sadece vurma diye çığlıklar geliyordu. Polis onlara coplamış olabilir mi bilemiyorum. Onlar benim üzerimde durdular. Sonra ben yere düştüm. Bayan polisler o sırada geldi ve gidin buradan diyorlar. Yürüyemiyor diyor, kalkamıyor. Bu zaten diyor birkaç defa daha gaz yedi. Evine gidip otursaydı, niye gitmiyor? Duramaz, götüreceksiniz. Beni sonra çektiler. O apartmanın merdivenlerine götürmüşler. Merdiven var, otur diyorlar yani. Ben oradan anlıyorum, gözüm kapalı. Apartmanın merdivenlerinde oturttular. Bayan polislerin sesini duyuyorum. Arkadan geldi. Hayır, buraya da oturmayacak. Bu böyle gelip gidiyorsa gitsin evinde otursun diye. Oradan da sürükleyerek beni çıkmamı istediler. Arkadaşlar beni o şekliyle oradan çıkardılar.